Super Mario Bros. Mario mı? Mario. Evet, bu sefer Mario dedin. Neyse. Bu sefer mi? Evet. İlk oynayışımız da yeni gençlik koltuğun başına. İlk oynayışımız da kaçıncı çekmeye başlıyoruz? Ben hayatımda ilk kez oynuyorum bu oyunu. Yeni bir oyun mu bu? Evet, yeni çıktı. Evet, 1986 yeni çıktı. 86 mı? 85. 86. 85. 85. 85 doğumluysanız Mario ile aynı yaşa sahipsiniz, o yüzden fazla hesaplamanıza gerek yok. Merhaba, ben Taşkın Parkı'ndan Neşet, bu da Emre. Bak burada 85 yazıyor, görüyor musun? Orada öyle yazıyor ama Amerika 86'da geldi. Türkiye'ye zaten 96'da geldi. Ben 85'te oynadım. Sen... Doğumhanede verdiler bana. Emre 40 yaşında. Taşkın Parkı'ndan Emre, nasılsın bugün? 30 yaşındayım. Bugün Mario 1'i oynuyoruz, 30 yaşında. Evet, böyle bir fikre gark olduk. Öldü. Ne oldu? Öldüm. Ben ölmedim. Kendi oynamayı beceremiyorum. Biz 6250 puan almış zaten en fazla. Two player game. Ben Mario'yum, o Luigi. Ben Luigi'yim, o Mario. Doğru. Evet. Yanlış bir şey değil. İnanamıyorum ama Mario 1'i oynuyoruz. Buraya gelip de. Bu şeyi neden düşündük Emre? Neden böyle bir şey yapmak istedik? Neden böyle bir şey yapmak istedik? Çünkü bu oyunu hala oynamayan insanlar var. Biraz sesi kısıyorum, bu görünecek yayında ama. Evet, bravo. Hiç bütün sorun değil. İmmersiyonu kestin. Al. Öldün. Ölürüm tabii. Sıra bende. Ya onu kapat. Adam daha birinde öldü ya. Suratıma kapattın, şey yaptın, açtın volümü. Sabote ettim seni. Ya sinirimi bozdun. Neyse, keşke bu şekilde başlamasaydık değil mi kaydı? Neyse artık, devam edelim. Uuuu. Burada can var. Burada can var. Biz, yani dürüst olmam gerekirse bunu herhalde bir iki saattir falan deniyoruz bu videoları, bir şey yapmaz. Ses sorun çıkardı, şu sorun çıkardı, bu sorun çıkardı derken ben sıkıldım iyice. Biliyoruz bize. En sonunda başladığımda. Sponsor olmuyorsunuz, mikrofonumuz yok. Ben şu an bildiğim Logitech headset'i. Şu an bildiğim patatesi bağladık HDMI ile bilgisayara. Ondan ses almaya çalışıyoruz. Hoppala. Güzel. Mario 1 ama. Mario 2 ve Mario 3'ü de yapacağız. Gerisini yapmayı düşünmüyorum zaten. Nasıl düşünmüyorsun? Ben düşünüyorum o zaman. Neşet tek başına onları yapıyor. Hayır. Mario 4. Ya Mario World bence mükemmel bir oyun ve... Mario 3'ten sonra Mario World'ü oynamak istemeyeceksin. Çok güzel bak. Mario 3'ü biliyorum, Mario World'ü biliyorum. Merak Mario 3'ü bitirmemişsin ama. Bitirmemişsin. Bitirmedim. Ama bitirmeden sonunu biliyorum. Bitirmedim. Sonunu biliyorum. Her şeyi biliyorum. Kardeşi şaka yapmış. Bütün bossları aynı. Kardeşi şaka yapmış. Hayır, Luigi şaka yapmış. Bütün Mario'nun sonu o. Kardeşi şaka yapmış. Harika. Zaten Mario ile ilgili bayağı bir şey var. Spekülasyonlar biliyorsun. Kardeşi şaka yapmış değil ama. Bütün bir tane de ben atayım ortaya, ne var? Lütfen. Hep Illuminati mi olacak yani? Hep göz mü? Göz. Göze geldi Mario. Bence benim de şeyim bu. Mario tamamen göze geldi. Ondan sonra mantarlar falan uçuştu, kaçıştı, kaplumbağalar. Sağdan soldan. Hemle diye. Normalde ben şunun altına kayarak giriyorum ama gamepad sağ olsun kayarak. Ne kadar şikayet edeceksin bunu? Aşağı çömelemiyorum, baksana. Kalkıyor hemen. Biri bana o yaşta bir adam olarak bağlantılı NES şeysi versin. O yaşta bir musluk tamircisi olarak yani belin illaki bir o noktada arızalanmıştır illaki. Artık eylemi ya yapma artık ya kalkıyor sonra. Harika ya, ben bu oyunu çok severim. Bunu bir emülatör üzerinden oynuyoruz şu an. Evet, görmediğiniz üzere kenarda volüm 60-70 diye sağda solda Emre. Ben NES'i motive ettim. Kreatif ses kartı taktım içerisine. Şu an stereo alıyor sesi. Oo. NES'te stereo. NES'te 5.1 surround. Bu herhalde warp'lu deniyoruz bu sefer yine. Ben normal oynuyorum. Sen normal. Tamam. Ben warp'lu oynayacağım. Tamam. Bitireceğim oyunu 3 kere. Sonra beni izlersin. Ben zaten ilk şeyde öldüm zaten. Bir süre izleyeceğim seni zaten bu şekilde. Normalde warp'a giriyorsanız buradan gidiyorsunuz ama. Warp için. Ha, warp'un yerini biliyorum ama sonra da işte ne kadar yüzsüz bir adamsız oldun çıktın sen. Orta gireceğim oyun 5 dakikada bitecek. 5 dakikada ya zaten da alırım böyle. Çok uzun videolar yapmayacağız hani. Ne kadar yapıyorduk videoyu? 15 dakika. Sen onu sıfırladın mı en son biz kaç kere baştan başladık? Evet. İyi var. Hatta 1 dakika önceden gittim. Ekstra 1 dakika, 16 dakika olacak bu oyun. 16 dakika. Dakika. Buralar biraz gerektiğinden fazla kaygandı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok, o aynısının bozu versiyonu var, bozulmuş.
Bunda var mı buz? Var. Bunda, bu ilk oyunda i̇lk buz oyunda yok var. İlk oyunda buzu yok. Göster bana. Yok. Geleceğiz zaten oraya. Yani sen yani oyunu zaten bitirdin deyip warp zonlardan. Ya bir yalan değil. Aynı şey. Ya oyun herhangi bir şekilde ekstradan bir şey sunmuyorsun ama buradan bitirdiğin zaman. Çok daha fazla canın oluyor. Herhalde oynamayacağız. Ben ondan bahsedeyim. Hani Japonya'daki Mario 2. Bilmeyenler için söyleyeyim mi? Japonya'da çıkan Mario 2 ile Amerika'da çıkan Mario 2 farklı oyunlar. Mario 2'yi yapacaksak eğer ilk önce Amerika olanı, sen sevmediğin versiyonu, evet, tuhaf versiyonu oynayacağız. yerden tur çıkartıp milletin kafasına zübönklediğimiz olanı oynayacağız herhalde. Japonya'da çıkan o oyun değil. Japonya'da çıkan bu oyuna inanılmaz benzeyen yeni level'lar gelmiş. Duyamadım ben. Versiyonu. Aynen. Konuşması zor aslında, biraz alışmamız gerekecek. İşte buna yeni level'ların geldiği, yeni bölümlerin geldiği bir versiyon. Onda ilginç bazı durumlar söz konusu. Bunlardan biri neydi? Warp zone'ların seni geriye atabildiği tarzı şeyler. Bir şey daha vardı ama mesela iki oyuncuda şey yok, mod yok. Çok ilginçtir. Şeyi gördün değil mi? Meğer kumbaymış aynen. Kılık değiştirmiş. Ama nasıl 3 kat boyutuna ulaşmış peki, onu bana açıklayabilecek misin? Giymiş ya, şey yapmış. Yapıyorlar öyle terbiyesizler. Bravo. Bravo. Gerçekten bravo. Bu arada oyunda bazı gizli yerler falan filan var. Onları hepsini hatırlamıyorum sanırım ama hatırladığım kadarıyla onları da göstermeye çalışacağım. Yani zamanın Skyrim boyu. Oo. Onu nereden hatırlıyorsun? O basit ya, en basit hemen. Vay be. Hoşuma gitti. Bir de oyunda bazen çıkıp bazen çıkmayan o tür şeyler var. Neşet mesela buna şaşırdı. Bazen oyunda rastgele var. Rastgele bilmiyordum. Durumlar, evet. Nasıl ya? Ya NES oyunlarında rastgele olayı olur ama ilk Mario'da koyduklarını hiç düşünmemiştim açıkçası. Mesela şeyde de var. New Game Plus'a geçtiğin zaman farklı şeyler çıkıyor New karşıda. Game Plus. New Game Plus, evet. Ya New Game Plus 1985'te New Game Plus. Ya adamlar düşünmüş. Adamlar düşünmüş. Bunda New Game Plus var. Oyunu bitirdikten sonra tekrar başlayabiliyorsunuz. Level'lar aynı ama bütün Goomba'lar böcbürlerle böcürt oluyorlar. Böcürt oluyorlar, aynen. Ateş kesinlikle hiçbir anlamı kalmıyor kullanacağın ateşin. Şu kaplamalı harcını, kupalar harcını. Acaba bizim ülkemizde ne kadar kişi biliyordur bu düşmanların gerçek isimlerini? Ben yeni öğreniyorum. Hadi ya. Zamanında hani yazmıyor oyunda zaten, hani çok normal. O oyunu oynadığım zamanlarda yazmıyordu gördüğün gibi. Ördek geliyor falan böyle. Ördek? Ördek. Ördek mi? Valla eğer onu ördek olarak düşünüyorsan... Kaplumbağa ördek. Kaplumbağa ördek. Kaplumbağa'ya da benzemiyor baktığın zaman. Aslında evet, gagaları var. Eğer yani gagalı kaplumbağa. Aynen, son Mario oyunlarının şeylerini görürsen... Ördek lumbağa. Evet, son... Eğer lafımı kesmezsen. Havai fişekleri de benim için orada. Lafımı kesiyorsun ama. Dinliyorum. Hala aslında oynamaya devam ediyorsun bu arada. Yeni oyunların şeylerini görürsen eğer... Gagaları var. Gerçekten de kupaların, yani daha böyle high def HD resimlerini falan yayınlıyorlar bu, evet, artık bu düşmanların. Bildiğin gagaları var aynen. Ördek olmaları, belki kaz olabilir, emin değilim. Ya şu sulu bölümler ne kadar huzur vericidir ya. Bu elemanın adı Blooper. Ahtapot. Mürekkep balığı. Mürekkep balığı. Şunları çok severdim. Chip Chip. Bunların adı. Chip Chip Chip. Evren çok sever onları. Chip Chip. Nedense bunların adına Chip Chip demişler ve Amerika'da da ve Japonya'da da Chip Chip aslında kuşlara verilen bir şey. Kanatlı balık ya bunlar. Chipet olduğundan dolayı belki. Evet, 15 dakika video. Eğilemiyorum. Basıyorum, eğilmiyor ya. Arada benim böyle... Evet, Xbox kontrolörü kullanıyoruz ve emülasyonda bir sıkıntı var. Ciddi anlamda sıkıntı yaşatacak ama. Yalnız adamlar burada girdap falan filan bile yapmış mesela. Hiç böyle yüzmeyi denedin mi ki? Bütün kolunu 360 derece boyunca döndürmeyi falan. denedim küçükken. Bak, kaçamadım sana bir şey gösterdim. Kaçamadım. Bak bıraktığın zaman kayıyor arkaya doğru. Niye? Niye? Çünkü orada girdap var, çekiyor. Ya, adam yapmış. Adamlar yapmış. Shigeru Miyamoto. Ne Miyamoto? Shigeru Miyamoto, bu oyunu dizayn ediyorsun. Miyamoto Shigeru.
Yamato Shigeru. Ah, 2000 oldu ne? Watashi wa Super Mario Brothers'u. Ne? Super Mario Brothers'u öyle diyorlar. Çünkü Brothers'ı o şekilde çevirmişler Japonlar. Evet, burada uçan balıklarımız vardı. Uçan balıklar, zıplayan balıklar tekrar diyor. Suratlarına bakar mısın sen aslında? Mantarım var, mantarım. Mantar. Onda ayrı bir isim var mı mantar? Hayır. Magic Mushroom, sihirli mantar aslında diye geçiyor bu kadar. Rengine göre değişmiyor mu ismi? One Up Mushroom falan diye aslında gayet yaratıcılıktan yoksun isimler. Mantar mantar. Bütün her şeyin ismi çok tuhaf ama mantar yine mushroom. Yani. Ben bir ara ne ara 2-4'e gelmişim bu arada. Sen bayağı hayır. Otomatik vitese bağladın. Kötü oynuyorum bir de yani. 8 canım var. Devam. Bak mesela New Game Plus'ta buradan şey çıkıyor, ateşler çıkıyor falan kocaman. Onu biliyorum. Bu tür şeyler değişebiliyor. Bu arada mesela evet, durmadan direkt koşabilirsiniz. Oyunda yakalanmayacaksınız. Haberiniz olsun. Oyunda rastgele mi var dedim ve evet oyunda rastgele var. Çipçiplerin ne zaman zıplayacağı belli olmuyor. Onu da unutmuşum açıkçası. Kayamıyorum artık. Boş ver. Onu alıp da ne yapacaksın? Bir canın yüzde biri. Zevk alıyorum. Ben burada olmam gerekiyor ama. Bak şurada. Ooo bak burada. Oyun gittikçe zorlaşıyor. Buraya tuğlaları falan şey yapmışlar ki üzerine zıplayamam ilk seferde. Küçükken hele hele. Yandan da sana yardımcı oluyor otobüs. Aynen. Bu şekilde. Ooo. Neyse. Buradaki Toad'un parmak kaldırdığınızı sen göstereyim. Sen Warpzone'dan gelene kadar. Ben bitireceğim sen herhalde. Sen Warpzone'u bitireceksin herhalde. Öyle artık istersen. Bu oyunda bak mesela bu oyunda yaptıkları saçmalıklardan biri bu. Sen level geçtiğinde direkt bana gelmesi lazım oyun. O Mario 3'te var. Mario 3'te var evet. Mantıklı olanın o olduğunu düşünmüşler Mario 3'te. Devam edip bir şey yoktu sana. Hı? Burada var mıydı bir şey diye baktım da yokmuş. 50 puan herhalde. Şurada vardı sanki. Onların her biri 50 puan değil mi? Hop. Ha yokmuş burada. Hava atmaya çalışıyorsun millete, milletin gözü önünde ama. Yok canım hava atmak değil, hatırlamaya çalışıyorum. Ah, bunu izlemeye gelmediler biliyorsun. Evet ne diyecektim? Mario... pardon Luigi Mario olarak oynuyoruz hocam. Şunlar çok dertli benim. Aa çekiç kardeşler bunların adı da fazla yaratıcı değil. Hammer Brothers. Çekiç kardeşler. Bildiğin şeyin Kadıköy'ün ortasındaki Nalbur'un adı. Ortaya girmeyi becerdin yalnız. Oha. Her zaman. Bravo. Şimdi benim burada para kaydetmemem lazım. Öyle bir takıntım var. Ve illaki bir tane falan kalacak geride nefret edeceğim sonra kendim. Adam hem speedrunner. Oo. Değil mi? Hep genelde bir tane kalıyor. Ya bunları alsan sondakilerden... Ay düşeceksin öyle yapma. Bunlar daha yüksekte. Evet. Güzel. Şu üçünü almam lazım. Üçünü alamazsın. Ooo. Alırım. Replay. Replay. Güzel. Güzel. Ne yapalım oyun yoktu o zaman hani. Şimdi de yok. Ya bu gerçekten bir zamanların Skyrim'iydi yani. Söyleyebilirsin ama. Eminim. Ya hala aynı keyfi alıyorum bu da ayrı konu. Bayağı keyifli. Bayağı gerçekten keyifli bu oyun. Bunun filmini hatırlıyor musun ya? Hatırlamaz mıyım? Berbat bir film. Ama zamanında Kanal D'de yayınladığı zaman bir şey bilmiyorduk çocuk olarak o zamanların aklıyla. Yani. En sevdiğimiz filmlerden biriydi. Herhalde o filmin getirdiği tek ve en iyi açıklık isimlerin Mario Mario ve Luigi Mario olduğunu söylemesi. Evet! Neden böyle oldu? Neden böyle oldu? Birbirini tekrar izleyeceksiniz. Haydi başlıyoruz. Adam paraları bile almıyor. Para mı? Ne yapacağım? Gel.
Warzone'da bitireceğini unutma. Çok az canın olacak. 6-7 tane canım olur herhalde. Olur bir de oyunda şöyle bir şey var. 9 candan sonra... Ya öldün artık yok. Ne? Ya. Ne? Aldın sen onu. Ne? Böyle bir şey mi var? Var tabi. Oha. Sen ne zannediyorsun Mario'yu? Sen Mario'yu ne zannediyorsun? Eğer pro stratejiler arıyorsunuz, pro stratejiler arıyorsunuz bu oyunda. Bunda cebe atın bence. Bir kere öldükten sonra orada tekrar çıkmıyor. Çok hızlı yaparsan daha az para alırsın. Ciddi misin? Belli bir ritmi tutman lazım. Çünkü ciddi misin? İkinci kez vurduğun zaman parayı almıyor. O da beklemişsin imajı yaratıyor oyunda. Oyun imajımıza çok önem veriyor değil mi? Oyundaki bugları falan çözdüm ben bir ara. Şey, zıplama bug'ı var bir yerde. Şu üstünde yürüdüğün taşın olduğu yere girebiliyordum. Ve böylece o bayrağı çekmeden kale tarafına geçebiliyorsun. Ve sonsuza kadar koşuyorsun çok. Aynen aynen, o kısmı biliyorum. Oraya gelmeyeceğim ama ben. Sonsuza kadar koşardık yani, ne güzel. Aynen sonsuza kadar. Video biterdi, ölmeyeceksin de. Video biter mi? Bence şimdi video biter. Bir dahaki bölümde World 1-2. Canım var sadece nedense. Bıçır bıçır bıçır.